Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com slash slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz üretimbanlı.com slash bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum uzaklardan değil Ender Ahmet Yurt. Ama bugünkü bölümümüze geçmeden önce lokasyon desteği sunan Hans de tekrardan teşekkür etmek isterim. İstanbul'da Etiler Levent civarında bir coworking space arayışınız varsa tavsiye ederim. Ben burayı hem ofis olarak kullanıyorum hem de podcast kayıtlarımı da buradan yapıyorum. Hans Space'iza e tekrardan çok teşekkürler. Deep, Ender hoş geldin diyorum. Ee, herhalde mikrofonun bu tarafında olmak senin için de bir yeni bir şey. En azından üretim bandı çatısı altında. Heh, aynen, aynen, aynen. Hoş bulduk abi. Beni davet ettiğin için çok teşekkür <laughs> ederim <Deep> Bu arada <laughs> bu üretim bandı ürün podcast'i değil üretim bandı podcast'i. Ender PM olmuş. <laughs> İkimiz de sonucuyuz. Birbirimize soru soracağız. Muhabbet edeceğiz aslında. Biraz üretim bandının 2021'ini değerlendireceğiz. Bu fikir de aslında senden geldi. Bugün ne yapacağız? İstersen sen biraz anlat ya. Daha doğrusu niye bu bölümü çekiyoruz? Niye kısmını anlat? Biraz geç oldu aslında. Belki biraz daha erken yapabilirdik. Bir yeni yıla girdik. 2022 herkesin yeni yılı bu arada kutlu olsun. Umarım daha güzel bir yıl olur hepimiz için. 2021'i böyle klasik herkes yorumluyor. Kendi hayatlarımızda yorumluyoruz. Dedik biz üretim bandıyla artık bayağı bir haşinleşir oluyoruz. Hem podcast anlamında hem de topluluk anlamında. Ama bugün biraz daha hani podcast'ı konuşalım. Hem de bir böyle bir iyi de oldu. Hani konuşmasak bile kendimizle bir dönüp baktık ve değişik datalar çıktı. Hem dataları paylaşalım hem neler öğrendik ona bir bakalım. Hem de 2022'de neler yapacağız ya da neler düşünüyoruz, ne gibi beklentilerimiz var onları konuşalım diye Eren'e bir teklif sundum. Birbirimizi konuk aldık. Evet. Aynı mekandayız. Ya evet bence güzel bir fikir de senin e, önerin. Çünkü düşündüğümde hakikaten biz bunu keşke 2021'in başında yani 2020 için de yapsaydık. Çünkü hatta 2020 zaten bizim biraz vitesi arttırdığımız bir yıl oldu. Hem podcast anlamında hem de üretim bandı genel platform anlamında. Onu bir değerlendirmek güzel olurdu. Ama hani 2021 için başlayalım. İnşallah 2022, 23, 2024 diye devam eder böyle. Her senenin sonunda böyle bir değerlendirme yaparız. Bu arada çok geçte kalmadık sonuçta. 4 Ocak şu anda. Bunun yayınlanması hani haftaya olsa çok da geç değil yani. Vaktimiz var hala. Yani 2021... De neler yapmışız, kaç bölüm çekmişiz, ne kadar dinlenme, ne kadar download, hangi bölümler en çok dinlenmiş, nerelerden dinlenmişiz hem bizim için de güzel bir fırsat oluyor. Yani i̇statistiklere ben arada sırada bakıyorum ama dinlenmeyi maksimize edelim oradan reklam kazanalım falan gibi emelimiz olmadığı için çok böyle download sayılarına deli gibi bakmıyoruz. Belki biraz daha bakmalıyız yani bilmiyorum ama baktığımızda da hani çok güzel rakamlar aslında karşımıza çıkıyor. 2021 baktığımızda toplamda 65 bölüm çekmişiz. ikimiz birlikte. Yani hem üretim bandı ürün hem de üretim bandı teknik için. E tamam iki kişi yapıyoruz belki iki podcast gibi. O da bizim, o da, da bizim trikimiz yani, yani yapacak bir şey yok. Yani bayağı iyi bir sayı. Bence de. Yani ki aralarda hani sen de ben de ara verdik ki 2022 için dileklerimden bir tanesi de onunla alakalı. Orayı da şey yapacağız konuşuruz. aralarda verdik ama 65 bölüm çıkarmışız. Bence de gayet güzel bir rakam. Bu 65'in 32'si teknik 33'ü. Ee, ürün bu arada bu hafta yayınlanan hani ocak sayıldığı için onu saymadım ama onu saysak 33 33 oluyordu yani. Bayağı öyle mi sonuncuyu saymadım. Yok işte 2021 diye. 2021 değil çünkü. 2022'de yayınlandı. Hayır, yarın ya dün. Bu sabah çıkan. Bak bugün ne? Şey, ha bugün salı şu... aynen bugün. Bugün salı. Yani bugünü... Bugün çıkanı saydım. Saymadım. 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 Ha, okay, Onu okay. saysam. Evet evet saymaman daha mantıklı. Say Saysam 33-33 oluyordu. Tam böyle eşit olmuş yani. Aynen, aynı hatta aynı olacağımızı düşünmemiştim yani. Aynen. E i̇şte farklı zamanlarda aralar verince böyle oluyor yani. Ondan sonra ne kadar 2021'de toplamda 93.636 sayıydı dinlenmemiz var. Tabii şeyi de söylemek lazım yani bu podcast istatistikleri maalesef bir standarda oturmuş değil. Bazıları download, bazıları play, kimin neyi nasıl ölçtüğü de çok transparan değil. O yüzden biraz karışıklık var burada ama biz... Tamamen işte bizim hosting podcast hosting servisi aldığımız Spreaker verdiği rakamlara bakıyoruz. 93 bin. 2021'de 93 bin adet işte downloadumuz var. Toplamda bu arada 300 bini geçtik. Yani hayatımız boyunca. Ki evet, downloadların evet. bu da şu demek oluyor %33'e yakını son bir senede oldu bunların şu 2017'den beri var podcast 5 sene olacak neredeyse hani bu şeyin %33'ü son bir senede gelmiş onun dışında bölüm top 10 bölüme baktığımızda en çok dinlenen getir olmuş Emre Ertan ile getir nasıl ürün geliştiriyor olmuş o da nisan ayında yayınlandı 2000'e yakın. Yani birkaç güne 2000'e geç, 2000'i geçer bence. 2000 download almış. Onun dışında top 10'u teknik bölümleri domine ediyor. Yani sırayla gidelim. Tekniğin dinleyicisi daha daha fazla şey dinliyor yani bağlı dinliyor yani anlamında. <laughs> Niye canım ürün ürüncüler de bağlı. Ay bu şimdi adet benim şeyden gördüğüm. Hani siz yazılımcı Twitter'ına baktığında bile deli gibi bir şey var yani hani çok insan var hani ürüncü Twitter diye bir şey çok yok hani ürüncü çok fazla bence hani sayı olarak yazılımcılar bence daha fazla daha büyük bir pazar güzel de bir etkileşim var burada üretim bandı tekniğin hani yazılımcı ekosistemiyle bence ondan yani hani hem pazar büyük hem de güzel bir şey yakalamış yani üretim bandı tekniği. Tabi burada şey yapsaydık muhtemelen hani sen ayrı ben ayrı podcast yapsaydık bu sayılar daha düşük olurdu. Burada bir çaprazlama da var mesela. Atıyorum ben hepsi burada dinlemeye geliyorum. Üretim bandını bilmiyorum. Ama orada getiri görüyorum. Getiri de dinliyorum gibi. Evet. Yani aslında bir kişi iki ürünü de tekniği de dinleyebilme potansiyeline sahip oluyor böylelikle. Evet. Zaten senin oradaki ilk seninle konuştuğumuzda bu podcast'i ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Hadi gel beraber yapalım demendeki aslında böyle böyle bir motivasyon da vardı. Bu da zaten bence sayıları da bayağı etkiliyor. Tam tersi de olur zaten. Hani getir dinlemeye geliyor. Aa hepsi burada varmış diye görüyor falan filan. Evet. Şeklinde. Yani tekniği dinleyen Ürüncüler de var, ürünü dinleyen yazılımcılar da var. Bu arada hani birbirini dinlemeyenler de var. Yani sadece ürün dinleyip veya sadece tekniği dinleyenler de var. O yüzden aslında bayağı geniş bir kitle var burada. Yani kapsam olarak baktığında. Hepsi bu arada nasıl yazım geliştiriyor? Furkan Kılıç ile boş zamanlarda freelance çalışmak. Hatice Edis ile frontend yolculuğu. Adem İlter ile video içerik üretimi. Yine tekrar hepsi bu arada mobil nasıl yazım geliştiriyor? Trendyol mobil takımı. Teknik Podcastlerde işte en çok dinlenenlerde. Sonra Papara nasıl ürün geliştiriyor? LinkedIn nasıl ürün geliştiriyor? Ve sevgili kardeş podcast'ten Deniz İrgin'le çektiğimiz Deniz İrgin'le yazımcı gözünden ürün yönetimi. Bizim top 10 bölümümüz 2021'de ki download sayılarına göre baktığımızda. Nasıl yorumluyorsun bu listeyi? Ben tekniğin bu kadar domine ettiğini görünce şaşırdım. Beklemiyordum çünkü zaten hani beni biliyorsunuz öyle bir kaygım yok. Sayı bilmem ne hani ben bir şey öğreneyim, komünite bir şey öğrensin bitti gitti bu kadar yani hani aslında baktığında. Tabii ki içerik kaliteli olsun, işte ses kaliteli olsun, o olsun, bu olsun diye uğraşıyoruz hepimiz de. Ama hani sayılara bakmıyor olmamız durmadan onun göstergesi hani işte. Ama teknik böyle çıkınca özellikle de hani hepsi burada hariç diğer bölümler o kadar teknik bölümler de değil. Aslında konuştuğum insanlar teknik insanlar belki ya yazılımcı ama içerikler öyle değil. Hikaye eser. Evet hikaye evet. insanla alakalı. Evet bu, bu da çok değerli olmaya başladı. Yani orada bir e, hikaye anlatabilmek insanların deneyimlerini anlatmak O da bayağı bir şey oldu. yani aslında tekniğin amacı çıkış amacı bilmem ne nasıl yazılım geliştiriyordu hep böyle daha kişisel ve niş konulara evrildi ve onların daha öne çıktığını burada çok rahat aslında görebiliyoruz. Öbür tarafı da severek yapıyorum ama bunu daha çok severek yapıyorum. Deneyimi alıyorum çünkü insanlardan ve insanlara veriyoruz. O da daha çok hoşuma gidiyor. Bunu görünce gerçekten benim de daha fazla hoşuma gitti. Ürün içinde mesela şey bile var işte denizin daha fazla dinlenmesi mesela fark ediyorsan orada da bir yazılımcı gözünden ürün yönetimi. Yine bir deneyim var fark ettiysen. Getirin şey olması çok şaşırtıcı olmadı zaten hmm. biliyorsun. Çok artık bu seneyi 2021'de özellikle bayağı büyük işler yaptılar. Burada dinlenmesi de çok anormal olmadı. Şimdi o şeye zaten hani fark etmişti dinleyiciler de hani işte sen bilmem ne nasıl yazılım geliştiriyor diyorsun. Ben de işte X nasıl ürün geliştiriyor formatını zaten son bir senede azaltmaya başladım. Çünkü dediğin gibi ben de o biraz da tematik girmeye başladım. İşte mesela topluluktan Akın Ömeroğlu ile açık kaynak üzerine konuşmuştuk. İşte şu an önümde liste var hani baktığımda işte Mertan'la Mertan Öztürk'le sağlık sektöründe ürün geliştirme işte Insider'dan Muharrem Derinkök'le ölçeklenen ürün organizasyonunu hakkında konuştuk işte son podcastlerden bir tanesinde Erdem Lafçı'yla işte şeffaf şirket yönetimi hep böyle hani temaları konuşmaya başladık. onu söyleyebiliriz belki işte X nasıl ürün slash yazılım geliştiriyor modelinden biraz daha insan ve tema ve konu odaklı içeriye geçtiğimizin belki bir orada bir paternini görüyoruz bence iki podcast'a baktığımızda da. Ben bu sene başladım İngilizce bölüm çekmeye. 2020'de ilk İngilizce bölümü çekmiştim. Kendi adıma biraz kolay göründü başta. Yani ne var yani hani sonuçta konuşuyoruz. Zaten konukla öncesinde konuşuyoruz. Geliyoruz buraya sohbet ediyoruz. Kayıt da pek öyle olmadığını ben kendi adım öyle fark ettim. En azından ee, follow uplarda biraz daha kendimi geliştirmeliyim aslında. Belki diğer türlü şimdi şöyle bir şey oluyor. script okuyabilirim, yani sorarım cevaplar, sorarım cevaplarım. İki de follow up sorusu yaparım geçerim ama o doğallığı kaybediyor. O doğallığı yakalamak da o kadar kolay olmuyormuş oluyor diye düşündüm. O yüzden hani biraz daha böyle ee, ara verebilirim gibi düşündüm kendi adım. Aslında yapacağım insanlar vardı ama biraz cesaretim kırıldı açıkçası. O yüzden hani benim İngilizce podcastler durdu. Fakat şöyle bir güzellik oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım. O çok ekstra oldu. Hem Ruby Türkiye komünitesinde de bulunduğum için onlara da işte sunuma munuma gelenler oldu. O, o konu da benim için bayağı iyi, iyi oldu. Yani insan tanıdım. Birçok bir komüniteyle insanları tanıştırdım. Oradan da öğretilerim oldu. Özellikle hani çok genç Peter'la yapmıştık. Ruby Kobe ve Contributor'ı, Ruby programlama dilinin. O güzel bildirimler verdi. Jason Sevet'le yaptık. Orada bir felsefi konuşmalar vardı. Onlar oralardan ilginç şeyler çıktı. Zaten Jason da öyle konuşmayı seviyor. Onun da podcast'ı var. Ve hani Jason dediği şey bana şuydu. O benim çok ilgincime gitmişti. Sen İngilizceyi nereden öğrendin? Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Podcast çekebiliyorsun falan dedi. Biz hep konuşuyoruz ortaokuldan beri dedim. Ama dedi yani böyle çok ya sanki süper İngilizce konuşuyormuşum gibi değil de yani bu mesela bir şey yapmak istiyorsanız İngilizce içerikte yapın. Kendinizi şey tutmayın. Hani ben yaşayıp gördüm de benim durumum biraz daha farklı. Herkesin başka bir şey çıkabilir. Biraz buradan cesaretlendireyim insanları dedim. Global ürün çıkartmak bence daha değerli. Hani e, o yüzden e, daha globalde çok farklı insanlar var. Onlardan da farklı bir şey kapmak istedik. Aslında motivasyon buydu zaten. Hem üretim bandını hem de yaptığımız şeyi daha fazla globale yayabilme amaçlıydı. Benim taraftaysa aslında benim motivasyon şuydu. Üretim bandını başlatma sebebim o zamanlar paraşütte çalışıyordum. Ve işte paraşütteki ürün geliştirme süreçlerini iyileştirmek amacıyla biz işte uğraştığımız problemleri nasıl çözebiliriz diye aslında bilgi arayışındaydım. Bu problemleri daha önce başkaları çözmüştür illaki. Onlardan öğreneyim düşüncesiyle yola çıkmıştım. Şimdi o şey devam ediyor. Hani şu an bir paraşüt ürün geliştirmiyorum ama nasıl daha iyi ürün geliştirilir ve nasıl daha iyi şirket büyütülür ve yönetilir vesaire soruları hala benim kafamda olan sorular. O açıdan da şimdi bunu Türkçe konuşan insanlarla limitlediğim zaman benim bilgiye erişimim limitleniyor. Yani bu Türkiye'de hani Türkçe konuşan insanlarda illa ki hani bayağı bir bilgi var. Ama dışarıda da aynı zamanda milyarlarca başka insanlar da var. Konuşup onlardan öğrenebileceğim. O yüzden aslında ben o şeyi denemek istedim. Yani biraz daha o bilgiye erişimi arttırma açısından, kapsamı arttırmak açısından İngilizce bölüm çekmeyi denedim. Bir işte 2020'de Jeff diye bir şirketin Head of Design ile çekmiştim. Sonra da bizim product dünyasında discovery üzerine bayağı içerik üreten ve aynı zamanda danışmanlık ve işte eğitimler veren Teresa Torres var onunla çektim ikincisini üretim bandı için. Beklediğimden daha rahattı ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, o şeyi anlıyorum dediğin. Akıcı olması için hakikaten böyle rahat olman gerekiyor ya podcast çekerken. Şu an mesela çok rahatım çünkü zaten tanıdığım bir insandı hani muhabbet ediyoruz yani. O hani o İngilizce bölüm çekerken eminim ki hani senin de aklında şey vardı yani işte İngilizce ile alakalı düşünceler endişeler hani olabilir. Ben şey gördüm en azından benim İngilizce podcast deneyimlerinde. Podcast zaten iyi bir podcast çekmek için rahat ve hani dinleme modunda olmam gerektiğini gördüm ben seneler içerisinde. Onu sağlamaya uğraştığım için zaten hani İngilizce konusu benim için çok bir şey olmadı. Yani ona odaklandığımda zaten İngilizce ikinci planda kaldı yani. Zaten soru sorduğum için çok konuşmama gerek kalmıyor yani. Zaten mümkün olduğu kadar karşı tarafın konuşmasını sağlamaya çalıştığımdan benim o konuda çok bir şeyim olmadı. Hatta keşke daha fazla çekip çekebilseydim dediğim şeyler de oldu yani. Hani biraz daha hızlandırmak istiyorum yani o tarafı da. Ama bence güzel bir deneyimdi ve deneydi. Yönetemiyorsun ya. Ben öyle hissediyorum. Yani bir şey soruyorsun ama bir yere götürmen lazım. Çünkü senin podcast'in ve or karşı taraftan alıyorsun ve insanlara veriyorsun. O yönetimi İngilizcede çok yapamadığımı düşündüm. İşte Jason'dan sonra öyle oldu biraz galiba. E, kötü bir bölüm değildi ama nihayetinde yani şimdi yanlış gramer olarak ya da telaffuz olarak yanlış bir şey yaptığında hani ben iyi olsun istiyorum. Orada onu yapmamaya çalışıyorum. Hem onu yapmamaya çalışıyorum hem kişiyi takip etmeye çalışıyorum hem bir dahaki sorumu düşünüyorum hem kayıt nasıl gidiyor sesim iyi gidiyor mu onun sesi geliyor muya bakıyorum falan. Böyle baya bir gerçekten iş oluyor ama dediğin şeye katılıyorum bütün bunlar geliştirilebilir şeyler getirisi daha güzel oluyor her zaman. Evet inşallah 2022'de orada da daha fazla şeyle artık pazara çıkacağız diyelim. İstiyorsan biraz da şeylere de bakalım. Yani bir, birkaç tane daha data Sayı aynen. Onları bir şey yapamadan sor, sorulara geçelim. Nerelerden dinlenmişiz? Yani ülke olarak nerelerden dinlenmişiz? Acaba nerelerden? Ya tabii ki de yani bir numarada Türkiye var tabii ki de. Hatrı sayılır Hatır bir şekilde %87 ile Aynen. Türkiye. Aynen %87 birinci ile Zildi. Türkiye bir, birinci sırada. Ama hani diğer ülkelere baktığında da zaten hani. İki numara Almanya hiç şaşırtmadı beni çünkü bizim ekosistemden hani yurt dışına taşınmış Almanya'ya taşınmış ve çalışan insanlar var. O yüzden o beni şaşırtmadı. Amerika, İngiltere, Hollanda bunlar yine beni şaşırtmadı. Azerbaycan okey yani şaşırtmadı. Bu arada hani orada bir aslında şey yok Azerbaycan'dan dinleyenler bence orada yaşayanlar lokaller buradan Azerbaycan'a taşınanlar değil. hani dilden ötürü hatta böyle top çartlarda da çıkıyoruz bu arada Azerbaycan'ın teknoloji ve işte e, orada da dinleniliyoruz yani buradan da selam olsun. E, Azerbaycan'a. Selamlar. Bir tane daha podcast'ta duymuştum. Azerbaycan'dan çok dinleniyoruz. Bazen Türkiye'ye geçiyor falan diye. <laughs> Olabilir. Tabi bundan sonrası artık hani yüzde birlerden de aşağısından bahsediyoruz. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, İsviçre, Finlandiya, Kanada, İrlanda, İsveç, İspanya, Kıbrıs, Danimarka o gitti de gidiyor yani hani baya bir yerden var yani 30 ülkeden fazla var yani bu da çok güzel bir şey yani hani en azından hani şeyi bile hayal ettiğinde ne bileyim mesela İrlanda Toygar'dır kesin <laughs> İrlanda mı? Tek başına bütün Doğu Anadolu'ları <laughs> yapmıyordur diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü çok küçük ama ya yani dilimi İsveç'te bizim firmadakilerdir muhtemelen hani İngilizce canım, ben, hani. daha, daha fazla <laughs> insan var orada yani ne bileyim işte Avustralya'dan bile var mesela yani, hani Avustralya'da biri hani orada çalışıyor orada yaşıyor ve ne bileyim yürürken veya işe giderken büyük bir ihtimalle yani bizim yaptığımız şekilde podcastini dinliyor. Podcast bir tanesi üretim bandı. Yani böyle düşündüğün zaman aslında çok güzel bir şey. Yani da, ta senin sesin Avustralya'ya gidiyor. Yani sen daha Avustralya'ya git, git, gittin mi bilmiyorum bu arada ama ben gitmedim Avustralya'ya. Ama sesim benden önce gitmiş olabilir yani. O yüzden hani güzel bir düşünce. Platformlara bakalım istiyorsan birazcık. Spotify'ın bayağı hani yüzde yakın, yüzde bir dinlenme oranı var. Oradan dinleniyormuşuz. Ki bu da normal herhalde. Ben şahsen oradan dinliyorum podcastlerin. Şöyle şunları. ama son son evet. 2-3 senede olan bir şey bu. Yani Öyle mi? Ha, okay. bu seneyi zaman, konuşuyoruz biz de. Bu, bu senenin rakamları ama hani son 2-3 senedir böyle Spotify bir numarada. Ama 2017, 2018 belki 2019'da bile Apple Podcast bir numaradaydı. Ama ben gene Apple Podcast'ı daha yüksek beklerdim. %22-23 bandına gelmiş. Bu bence biraz düşük. Daha böyle en azından 30'a yaklaşıdı falan gibi düşünüyordum. Ben de. Spotify bile bu kadar yüksek beklemezdim. Ee, böyle çıktı. Spotify'ın 1 olacağını ben biliyordum. Yani. Ha, ya, yok 1 olur da %50'ye yakın olması biraz ilginç geldi. Podcast paylara baktığın zaman işte Castbox, Overcast, Pocket Cast, Google Podcasts, Apple Podcast bunların hepsi hani te özel. Yani sadece podcast playerları. Başka şeyler de belki vardır ama ana görevleri podcast player olmaları. ben mesela Google Podcast'ten umutluydum. Bir ara ben Google Podcast'ten dinliyordum mesela. Şu an Spotify'dan dinliyorum. oradan umutluydum güzel şeyler çıkarabilirler diye, ürünler çıkarabilirler diye ama çok üzerine yatırım yapmadılar. Apple Podcast zaten hiç üzerine bence çok bir yatırım yapmadı. Bir kere bir tasarımı değiştirdiler ama ondan sonra da çok büyük bir değişiklik olmadı yani. Castro var. Üzerine yatırım yapan bildiğim kadarıyla. Overcast de galiba üzerine yatırım yapıyor ama onlar da çok şey yapamadı. Ya Spotify'ın elinde tabii milyonlarca kullanıcı var. Yani hali hazırda sen müziğini buradan dinliyorsan ki bence podcast playerları süper değil yani Spotify'ın onu da söyleyeyim yani bence o ürünü çok değil, geliştirmeleri değil, hiç, lazım. Ben çok evet hiç beğenmiyorum ama alışkanlık mı evet. bilmiyorum bırakım. Apple'ınkini de beğenmiyorum açıkçası. Evet. O da bana bir garip geliyor. Ben de. Ve kafama uymuyor. E, oturup kendimiz yapalım o zaman. Bir ürüncü var bir de tek. <laughs> de deseler diye yapmışsın. ama o kadar da kolay olmadığını da deneyimli biri olarak da biliyorsun yani sadece fikir değil yani anla <laughs> bile o yüzden gülüyorum evet. zaten yani şey <laughs> ama evet yani bence hala bu pazar daha büyüyecek yani Spotify yatırım yapıyor bu arada podcastlere yatırım yapıyor derken hani satın alma anlamında yatırım yapma falan değil de hani ki onları da yapıyor ama hani ekip efor vesaire hani o o yatırımı yapıyorlar hatta 2021 için işte ne demiş ya? 2000 Spotify, audio ile alakalı her şey aslında ya. Yani sadece müzik hmm, değil. Evet, evet. Sadece şarkı evet, değil. Yani evet, o evet. audiobook'lar da var, podcast'ler de var, live show'lar da olabilir. Yani hani bu bence 2022'de de devam edecek. Podcast'lere yatırım yapmaya devam edecekler. O yüzden ben umutluyum. Ee, o yüzden Spotify'ın daha artacağını bile düşünüyorum. Yani en azından üretim bandında %50'nin de üzerine çıkacağını da düşünüyorum. Spotify Yeni şeylere bakalım bu kadar Spotify'dan konuştuk senelik değil bence toplam genel bütün rakamları söylüyor ee, Spotify'da bizi takip eden yani bu ne demek oluyor İşte hani bir podcast'i takip ediyorsan podcast'in follower'ı oluyorsun 9.266 adet follower'ımız var yani 10.000'e 10 yakın follower'ımız var bu bence yalnız ben bunu da bu kadar beklemiyordum sana sordum ya ben bunu ben buna çok sevindim yani 9.000 10.000 kişinin takip ediyor olması müthiş bir şey bence bence de Aynen. Benim dünyam çok küçük de olabilir ama. Yok güzel güzel bir şey yani hani. 5 şu... sene diyorsun ama aslında 5 senelik bir şey yok orada. Çünkü bir senesi sen zaten andaçla tam böyle daha hani kendiniz bir şeyler öğrenmek için yapıyorsunuz. Sonra ben geliyorum gene böyle bir şeyler deniyoruz. Son işte 2020 işte pandemi falan derken çok o yüzden bence tam an, yapmadık anlayamadık 2020'de ne olduğunu. Hani hayatlar değişti başka bir yaşam şekli geldi o bu falan. Asıl bu sene bayağı bir çalışma yatırım var. Hani Olabilir. ses anlamında da yansıyor, sponsorluk anlamında da yansıyor, İngilizce podcastler anlamında da yansıyor, konuların çeşitlenmez anlamında da yansıyor. O yüzden hani sayıyı bilmiyorum nasıl bir grafiği var artışı ama gene bile bu sayı çok iyi bence 5 sene. Sene başında 6000 küsürmüş baktım ona. Follower sayısı 6000 küsür çok iyi 3, Yani %50 artmış anlamış. yani bu senenin başından beri. Şöyle de hani söyle şey yapabiliriz. Yani Slack'te, üretim bandı Slack'inde 1600 küsür kişi var. Twitter'da takip eden 4000 küsür kişi var. Bültende 1200 müne 1200 küsür kişi bülteni takip ediyor. Hani şu an hala Amiral Gemi podcast yani bütün üretim bandı platformunu düşündüğün zaman sayı o anlamında yani. Bir de tabii bu follow'un yanında bir de listener sayısı var. Bunlar hani unik dinleyici hayatı boyunca üretim bandını bir kere bile dinlemiş 14.000 kişi. Yani 14.000 kişiye ulaşmışız. 14 bin farklı kişiye bunun 9.000 küsürü şu an takip ediyor aktif olarak üretim bandını. Streams mesela 80.000 streams gözüküyor ama mesela bunda bence yani Google analytics Spotify'da son 2-3 senedir falan var. Yani o yüzden o rakamlar ne kadardır şey yapıyor onu bilmiyorum. Ne kaç senelik bir şey bu rakam bu. Hani en azından stream için onu bilmiyorum. Ee, ya üzücü demeyeyim ama hani daha farklı olmasını isteyeceğim istatistiklerden bir tanesi bir sonraki istatistik. Ee, dinleyenlerin %81'i erkek. Ya bunu Spotify senin verdiğin bilgiyle mi biliyor? Yok kendi Spotify account bilgisiyle. İşte account bilgisi burada verdiğin? Ha, senin bilgisiyle. derken kullanıcı anlamında diyorsun. Ha, kullanıcı anlamında verdi. onu bilmiyorum onu. Bukete sormak lazım. <laughs> Selam olsun buradan da. Bence hem o hem arkadaki data modellerinde başka yerlerden de alıyorlardır. Cookie'lerden, cookie'lerden bir şeyler alıyorlardır belki bilmiyorum. Ama %81 erkek yani çok şaşırtmadı beni çünkü zaten Twitter'daki şeyde de, sizin özellikle yazılımcı ekosistemine baktığında da bu konu konuşuluyor mesela. Yani genel ürün şirketlerine baktığında da kadın yazılımcı, kadın PM, kadın designer hani oranları çok yüksek değil. Geçen sene bir bölüm çekmiştik Berna Aksoy'la orada şey sormuştu bana. Kadın head of product kaç tane tanıyorsun Türkiye'de? Çok az. Yani hani bence bu genel olarak ekosistemin iyileştirilmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Zamanla da değişecektir bence bu da. O da bence podcast'e yansıyacaktır. Daha önce baktığımdaki orandan daha yüksek. Yani bence 81'den daha yüksek bir oranda erkek oranı düştü yani. hani kadın oranı arttı bence son zamanlarda. Ama yine de düşük bir rakam. %17 kadın olması. Yaş dağılımı tipik bir yaş dağılımı bence yani çok normal çok çok tipik. normal distribution %35'i 28 ile 34 yaş arasında. Okey yani zaten hani 23'ten 44'e şeyi aldığında zaten toplam böyle bir %80'e falan tekabül ediyor. Yani dinleyicilerin %80'i 23 ile 44 yaş arasında. Bu benim için çok garip bir şey değil. Ha, garip olabilecek %3/1 46 üzeri yaş üzeri hatta 60 yaş üzeri falan da var dinleyen. Bu belki yani... 150 var orada ya. 160-150 yaş arası %1'den yani. <laughs> bu çok enteresan. Evet, o da o da güzelmiş. Ben o şey yakaladım. Bir de sıfır... Ha 17'yim 07 zannettim ben. 07 yaş arası dinliyorsa da helal olsun diyecektim yani. Ya bu çok beni şey yapmadı yani çok garip bir şey değil. Bir de Spotify'ın ya yani Spotify olmasının tabii bir güzelliği. İnsanlar sadece podcast'i şarkı da dinlediği için Spotify bize şeyi veriyor. Bizi dinleyenlerin dinlediği sanatçıları da veriyor. Sen okumak ister misin bunları? Sezen Aksu var, Duman var, yüz yüzeyken konuşuruz var ki bu benim ilgincime gitti. Ezel var ve Tarkan var. Yani baya böyle bir rock var, pop var, e, rap var. Alternatif yani daha bu şey üçüncü dönem rock dedikleri yüz yüzeyken konuşuruz var. Baya böyle bir şeye hitap ediyoruz güzelmiş yani şöyle bir araya bir de metal sıkıştırsalardı iyiydi ama Demek ki o kadar dinlenmiyor ama acaba ya yani Spotify dinleyicisinin genel profiline benzer bir profil mi bu yoksa farklı bir profil mi bilmiyorum. Ya yani Türkiye'deki onu, onu ben de bilmiyorum. Spotify dinleyicilerinin. Şimdi Tarkan ezel olabilir belki ama Duman ve yüz yüze e, Sezen Aksu da katabiliriz ama Duman ve yüz yüzeyken konuşuruzu çok sanmıyorum. Hadi Duman da belki ama yüz yüzeyken konuşuruz o kadar genel Spotify dinleyicisi gibi sanmıyorum yani hani. Ee, bu galiba 18-22'den 23-27'den de gelmiş olabilir ya Ben o kadar dinlemiyorum şahsen ama sonuç olarak böyle bir şey gösteriyor Bu da fan fact olsun çok önemli bizim için değil Aynen ya bunlar rakamlar ve hani işte fan factler Arası sırada baktığımız ama işte genel olarak destekleyici bilgiler bizim için bunlar Yani ana şeyimiz değil biz bu download sayıları için çok fazla yapmıyoruz. Download sayılarına bakıyor muyuz? Evet arada sırada bakıyoruz. Ama hani bir ne bileyim bir içerik sitesi bir haber sitesi falan olmadığı için... Yani ...bir iş modeli de böyle bir hani dinlenme üzerine reklam satışı falan da olmadığı için... ...çok oralara bilmiyorum çok öncelik vermiyoruz. Dediğim gibi belki de hata yapıyoruz. Belki daha öncelik vermeliyiz ama... Ee, orada işte şey dengesini ben mümkün olduğu kadar en azından kendi podcastimde yapmaya çalışıyorum yani ilgi çekici ve faydalı dengesini hani tutmaya çalışıyorum. İşte dediğin gibi mesela getir gibi bir logoyu koyduğun zaman bir şirketi koyduğunuz zaman hani bölüm de ilgi çekici oldu bu arada ve faydalı oldu ama sadece getir ismi bile zaten yüksek download'u veya işte hepsi burada da bence aynı şekilde geçerli. Trendyol aynı şey e, bence. E, zaten bunlar hani yüksek bir şey alacak. Download zaten alacaktı ama işte orada benim için şey işte o tematik dedik yani kişi ve tema odaklı e, bölümler daha fazla yapmaya başladık. O mesela bence daha böyle faydalı bilgiye daha yakın olmaya başlıyor yani biraz daha böyle bir markadan uzaklaşıp yani marka isimlerden uzaklaşıp daha böyle hani bilgiyi de yukarıya doğru çıkarmaya çalışıyoruz yüzeye yaklaştırmaya çalışıyoruz. E, onu dengelemek bence önemli en azından benim için. Öyle. Evet yani ben de senin gibi düşünüyorum aslında. Şimdi istersen biraz şey bakalım mı? Bizim açımızdan hani şimdi sayı değil de biz e, neler yaptık, ettik. Yani ne gibi şeyler aklımızda kaldı, e, neler öğrendik gibisinden. Bu sorular senden geldi aslında. Bence çok güzel de sorular. İlk önce şey demişsin en aklında kalan bölüm hangisi oldu demişsin. Ben sana sorayım en aklında kalan bölüm hangisi oldu? Ee, onu şöyle değerlendirdim. Yani kendi sorum ama yine de soru cevaplarken şöyle değerlendirdim. İçerik olarak yani oradan öğrendiğim şeylerin aklında kaldığı ve hani kendime böyle bir bilgi olarak aldığım şey olarak değerlendirdim. O da şey Serdar Akın'la büyüyen şirketlerde inovasyon optimizasyon dengesi. Aklımda kalmasının sebebi de şu şimdi Serdar Booking'de Booking.com'da Senior Product Director ve hani altında 25 tane product takımı var yanlış hatırlamıyorsam. Yani en son konuştuğumuzda sonra belki artmış bile olabilir. Onun seviyesinde hani onun düşündüğü şeyleri ve onun bakış açısını dinlemek benim için çok faydalıydı ve birkaç tane böyle framework falan da paylaştı. Zaten çok böyle tabii o seviyede biraz daha böyle structural düşünmen gerekiyor özellikle ürün tarafında. Biraz daha hani şirket yönetir gibi bakman gerekiyor aslında product ekiplerine de. O bölümden öğrendiğim şeyler benim en aklımda kaldığı ve hatta tekrarladığım da başkalarına da söylediğim şeylerden bence bir tanesi. Sana sorayım, senin en aklında kalan bölüm hangisi oldu? Ben kod review bölümü vardı Lemi ile. Listede yok. Hı hı. O e, senin ilk bölümlerinden biriydi hatta. O benim bayağı aklımda kaldı çünkü Lemi bu işlere kafa yoran biri. Eee kod review bizim yazılımda çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir mevzu her anlamıyla hem teknik anlamda hem sosyal anlamda. Lemi burada aslında kısıtlı vakitte çok iyi anlattı. Kendi sunumları falan da var. Hepsi buradanın bölümleri aklımda kalan bölümlerden oldu. Sonrasında özellikle Cem'le çok fazla şey konuştuk. O yüzden de aklımda kalmış olabilir. Yani bölümde konuşamadığımız off topic olsun hani ya da işte kayıt dışı şeyler. Community manager neydi? Ne yapardı? Ben böyle hiç bilmediğim için Merve çok güzel anlattı Google'daki olayı o çok keyifli oldu. Zaten hani bir community manager olduğu için de çok iyi biliyor konuşmayı, ve aktarmayı. Orada da bayağı bir şey öğrenmiştim. Hem Google anlamında hem community management anlamında bir. Hepsinden küçük küçük şeyler öğrendik ama bunlar böyle hani böyle sen direkt sorunca aklıma gelenler oldu. E, ikinci soru. Seni en şaşırtan bölüm. İlk önce ben şöyle anladım. Şimdi Furkan'ın bölümünün ben bu kadar hype olacağını tahmin etmiyordum. Hangi bölüm o? Boş zamanlarında freelance çalışmak. Zaten bunu artık işe de çevirdi Furkan. Çok da zaten yetenekli ve bu konulara da çok hevesli ve zaten güzel noktalara da geldi. Ben tamamen böyle hani boş zamanlarda iş yapmanın nasıl bir şey olduğunu ben de çok iyi bilmedim. Ve o motivasyonu bilmediğim için Furkan'dan bunu almak ve insanlara aktarmak da amacım. E, hala o, o bölüm like ediliyor ve zaman zaman da retweet ediliyor. Böyle o beni şaşırttı mesela ve zaten hani üst sıralarda bulunuyor. O beni iyi anlamda şaşırttı söyleyebilirim. Öğrendiklerim anlamında ise hepsi burada dan ben daha böyle kapalı bir şirket bekliyordum. Daha açık bir şirket kültürünün olması. O zamanlarda şu an bilmiyorum açıkçası. O zamanlarda hani böyle geldiler podcast çekelim mi, anlatalım mobil böyle ve böyle hani iki tane bölüm çektik arka arkaya falan. İkisi de çok güzel insanlardı. O da beni böyle biraz beklentimin üstünde çıktı. Hani hepsi burada ben daha kapalı, kom böyle daha kurumsal bir firma diye beklerken içerinin bambaşka olduğunu öğrendim. Yaptık kullandıkları teknolojiler, onboarding süreçleri, kod review süreçleri gibi. Tabii ben o zamanı konuşuyorum. Şu an birileri gitmiştir, gelmiştir. Şu an şu an konuşmuyoruz arkadaşlar. O yüzden o da beni şaşırtan bölümler oldu. Seni? Yani işte şaşırtmanın Tanımı yani nedir biraz sana kalmış. Yani beklentiden farklı diyelim. Yani bölümü çekmeden önce beklediğim şeylerden biraz daha farklı bir şey duydum gibi değerlendirebiliriz onu. Ya orada mesela papara bölümü benim için ilginçti. Bir kere zaten şaşırtan şeylerden ana konu bölüm çektiğimiz kişi hem CTO hem CPO paparada. Yani iki rolü birden üstleniyordu. Şimdi bu zaten hani başlı başına benim için bir e, şaşırtıcı bir konuydu. Ya yani şaşırtıcı demeyeyim ama hani üzerine konuşmak istediğim bir konuydu ki hani düşününce de bayağı aslında hani mantıklı geldi. Emre Kenci bu arada. Hem Papara'nın ortaklarından hem de hem CTO hem CPO. Ya yani o modelin olduğu firmalar var daha önce hani ilk defa görmedim. Ama hani birebir yaşayan birinden hani onu dinlemek bence güzel oldu. Bu arada Papara'nın da ürüne bakış açısını çok sevdim. Yani bir ürün şirketi Papara. Evet finansal ürün yapıyorlar vesaire. Belki işte banka bile diyebilirsiniz bir noktada Papara'ya ama günün sonunda hani kurucu ortaklardan bir tanesi CTO ve CPO olan kişi bayağı ürün kafalı bir insan. Deadline'dansa ürün kalitesine önem veriyorum mesajından bile görüyorsun ki bence bu ürün kafalı CTO bence bizim Paraşütte Andaş'ta da gördüğümüz bir şeydi. Yani o da ürün kafalı bir e, CTO'ydu. Papara bölümü benim için hani o açıdan şaşırtıcıydı tırnak içerisinde. Bir diğeri Otsimo bölümü. Şaşırtıcı belki orada çok doğru kelime değil ama yani pozitif duygularla hani hatırladığım bir bölüm. Çünkü hani üzerine çalıştıkları problem yani hem for profit bir şirket ama diğer taraftan böyle bir sosyal bir misyonları da var. Otizmli çocukların e, gelişimini hızlandırmak için geliştirdikleri ürünler var. Aynı zamanda konuşma becerisini arttırma açısından yaptıkları ürünler var bu otizmden bağımsız. O yüzden hani ürün geliştirmenin sadece işte para kazanmak olmadığı bir dünyayı hani oradan dinlemek, içeriden birinden dinlemek bence ...benim için ya çok pozitif duygular uyandıran bir bölümdü. O yüzden hani onu da şaşırtıcı olarak adlandırdım. Okey abi çok süper. O zaman devam edelim sorularımızdan. En çok şey öğrendiğim bölümler. Bölüm ya da bölümler. Desek. Ya burada yani çok bölüm var da işte hani... ...mümkün olduğu kadar hani bir tane seçmeye çalıştım. Onu da akıllı çektiğimiz açık kaynak üzerine bölümü oldu. Çünkü hani benim için bir şey oldu bu açık kaynağı daha derinden anlamımı sağlayacak bir aslında fırsat oldu. Hani o bölüme hazırlanırken bile zaten bayağı bir araştırma yaptım. Bu konuda uzun senelerini vermiş bir insan. Bakın hala da zaten bu alanda çalışan bir şirkette çalışıyor. Ondan dinlemek de benim için hani çok keyifliydi. Bazı kavramları daha net anlamama sebep oldu. Ve hala benim için mesela o açık kaynak konusu açık bir kapıdır benim için. Çünkü şey açısından yani çok ilgimi çekiyor hem iş yönetim tarzı açısından hem de ürün geliştirme açısından. Bir noktada hani açık kaynak bir ürün üzerine çalışmak isterim veya öyle bir şirket kurmak, geliştirmek isterim yani. O yüzden e, benim için güzel bir kapı oldu. O bölümde de hakikaten e, yepyeni bir alan olduğu için benim için çok şey öğrendim. Sen? Açık kaynak dedin de çok güzel bir teknik bölümü gelecek yakında. Ya haftaya ondan sonraki hafta öyle bir ürün ile ilgili Süper. gene bir teknik bir konu. Hem teknik hem de gene bu senin anlattığın meseleler de var. Ee, benim için şimdi ben İngilizce'de ilk bölümün başında da anlattığım kendime dair bayağı şeyler öğrendim İngilizce podcast'te. Diğer açıdan ise işte, işte senin anlattığın açıdan da irili ufaklı çok fazla şeyler öğrendim. Ama en çok öğrendiğim şey Trendyol podcast'inde mobil test, release Bunlarla ilgili trend yolun çalışma biçimi, mobil taraftaki orada bayağı bir şey öğrendiğimi söyleyebilirim ben de hani podcast olarak. Ama genelde böyle küçük küçük şeyler herkesten öğrendim. Yani böyle bir bölüm, tam bölüm ismi veremiyorum çok net bir şekilde ama vermem gerekirse de Trendyol diyorum. Aynen. Benim için de aynısı geçerli. Bir sonraki sorumuz. Herhangi biriyle bölüm çekebilsen kiminle çekerdin? Ya bu zor. Şimdi seninkileri görüyorum ben burada. <laughs> Sen böyle güzel yazmışsın. Ya ben e, yabancılardan DHH David Hanemer Hansen'la galiba. DHH diye bir ya biz. Onunla ya da Mads'la hani Ruby'nin hep o tarafta olduğum için aslında öyle görünüyor ama şimdi bu ilk yani şimdi DHH'in zaten kafasının çalışma şekli Çok farklı. Mads'in de öyle bir Japon kültürünün programlamaya yansıması olayı var mesela. Onun işin içinde olunca çok fazla görüyorsun alınan kararlar, yapılan işler falan. Takip edince yıllardır. Ama onlar da çok podcast'te çıktıkları için oralarda dinleyip öğrenebiliyorsun. Yani benim ağırlamam da çok bir şeyi değiştirmeyecek gibi ama ben ağırlamak isterdim. Türkçelerde ise hani Türkçe içerikli olanlarda ise listemde çok fazla insan var. Kafamda çok fazla konsept var. Bazılarına ulaşabiliyorum bazılarına ulaşamıyorum. Ama böyle o konuda çok isim veremeyeceğim yani şey için ee, ama bir şeyin teknik olarak getirin e, iş bu kadar operasyonu teknik olarak nasıl yönettiğini böyle büyük bir şirketi bunu dinlemek isterdim Spotify'ın bu ya da Netflix'in nasıl olduğunu çalıştığını bunların teknik taraflarını ve mühendislik kültürlerini dinlemek isterdim oradaki ilgili insanlardan senin. Ee, ya ben burada şeyi düşündüm aslında yani Türkleri falan çok düşünmedim şey gibi değerlendirdim çünkü bunu. Hani ulaşılmayacak yani zor hedef olarak kendime bunları koydum. Ama bu hedeflere ulaşmamı sağlayacak herhangi bir birileri varsa da şimdiden çok teşekkür ederim. Yani olabilirse süper olur. Şimdi burada birkaç tane şey var. bir tanesi Shopify'in kurucusu CEO'su Tobi Lütke. sen de kafasalıyor çünkü sen de biliyorsun. Çünkü o da aslında yazılımcı backgroundlu. Hatta e, Rubin'in de hani çok destekleyicilerinden zaten sen de Ufuk'la da baya hani bu konuları da konuşuyorsunuzdur. Onu seçmemin sebebi şu. Adamın baya bir podcastini dinledim. Yazılarını okudum Twitter'dan takip ediyorum. Hatta tavsiye ettiği kitapları falan okuyorum. Adamın düşünce şekli tam bir Alman düşünce şekli var zaten. Yani tam bir sistem adamı. System thinking üzerine zaten bayağı bir kafa yoruyor ve her şeyi o açıdan değerlendiriyor. Ürün geliştirmeyi de o açıdan değerlendiriyor. Şirket yönetimini de, insan yönetimini de o açıdan değerlendiriyor. O yüzden hani oradaki bilgiye erişmek istiyorum açıkçası. Yani Toby'den daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Hani podcast'in güzelliği şey ya. İki kişi konuşuyor ve sen de sanki o, o odadaymışsın gibi dinleyebiliyorsun ya. Toby'nin ofisinde olmak istiyorum ben sürekli. 7-24 yani o arkada beni görmesin. Ben orada onun bütün toplantılarını dinleyeyim. Yani onu istiyorum yani. Ya yani, diğer ikisi alakasız. Alakası derken yani ürün geliştirmeyle alakaları yok. Bir tanesi Amerikan futbol koçu. Bir tanesi de Formula 1 takım patronu. Yani ama ortak noktaları aslında Tobi ile de hepsi şu bir hedef peşinde koşan bir grup insanı yöneten kişiler. Yani öyle baktığın zaman bu üç kişi de ki isimlerini de söyleyeceğim. Bu üç kişi de Toby ile de birlikte aslında aynı şey yapıyorlar. Ekip yönetiyorlar, vizyon çiziyorlar o vizyona aynı yöne doğru gitmeye çalışıyorlar. Hedef Büyük hedeflere ulaşmaya çalışıyorlar. O yüzden aslında yaptıkları şey, yani mesela bu üç kişi bir araya gelse bir odada konuşabilecek çok şeyler olur. Yani biri Formula 1, biri Amerikan futbolu, biri yazılım şirketi ama çok ortak noktaları vardır. Kişileri de söyleyeyim bu arada. Bill Belichick, New England Patriots takımının koçu, e, antrenörü. E, zannedersem en fazla şampiyon olan takım, e, Bowl'u kazanan takım e, New England Patriots. Hem ondan dolayı hem de seneler içerisinde aslında kendi tarzını ve takımın tarzını da değiştirebilen yani bir kere başarılı olmuyor yani Birden fazla kere hani kendini adapte edip el, e, mevcut günümüz şartlarına başarılı olan bir insan olduğu için e, aslında onunla bölüm çekmek istiyorum. Bir de Toto Wolff. Toto Wolff da e, şu an Mercedes takımının patronu. E, yani Mercedes evet çok 8 kere zannedersem şampiyon oldu ama şundan dolayı e, çok ilgimi çekiyor. Aslında bir o bir yatırımcı ve eski bir yarış pilotu. Başarılı bir yarış pilotu değil ama başarılı bir yatırımcı. Ve hani o ikisini birleştirip önce işte Williams'ın ortağı oluyor. Ondan sonra da Mercedes'in ortağı oluyor falan. Ve yine bakış açısı hep şey üzerine. Başarılı olmak için doğru insanları doğru şekilde motive edip aynı yere doğru gitmemiz lazım. Yani bu kesinlikle bu bir takım işi diyor aslında. O yüzden hani onunla da bölüm çekmek isterdim. Bu üçü benim başarabilirsem çok mutlu olacağım bir hedef olur bence. Yani çok güzel. Tobi'ye ulaşırız belki biraz zorlarsak da diğer ikisini hiç bilmiyorum. Biz bir ortaya atalım, secret yapalım. Ee, evrene o mesajı atalım belki gelir bir noktada. Haydi bakalım. Son sorumuz. Podcast için 2022 dileklerin. Ya şimdi bana bunu gönderince şunu yazmışım. Daha fazla birbirimizden bir şeyler öğrenebileceğimiz bir sene olsun diye çocuk gibi. E doğru. <laughs> Direkt bunu yazmışım. Şimdi senin cevaplarını görüyorum. Hiç bunlara girmemişim yani. Ee, aslında kafamda benim şu vardı. En çok yapmak istediğim bir şey. X nasıl olunur? İşte front-end developer nasıl olunur? Back-end developer nasıl olunur? DevOps nasıl olunur? İşte yazılım mimarı nasıl olunur? Community manager nasıl olur? Bilmem ne yani bu konularla alakalı. Aslında bunları hep konuşuyoruz kişi özelinde ama biraz daha insanlara sistematik bir şeyler vermek gerekiyor. Aslında yani bu işin uzmanı ve bu işin içerisinden geçmiş. Ya mesela yazılım mimarını böyle direkt çat diye olamıyorsunuz. Yani junior yazılım mimarı olabilir belki ama onun bile 10 yıllık backend geçmişi oluyor mesela atıyorum. Nerelerden geçiyor? Hangi kaynakları okuyor? Kimleri takip ediyor? kendini nasıl geliştiriyor? Kendi nasıl motive ediyor gibi böyle bir tematik bir kafamda bir şey vardı. Ee, şeye biraz uzağım. Çok fazla teknik konuşmaya uzağım. Yani kafam oraya gidiyor ama geri geliyorum. Çünkü podcast'te ben de teknik bir şey dinlerken dağılıyorum. Kendim dinlediğim, dağıldığımı düşündüğüm için bunu da yapmak istemiyorum. Ha ben öğrenir miyim? Öğrenirim de çok alıcısı olmaz gibi geliyor bana. Yani çok faydalı olmaz aslında. Çok fazla teknik şey kullanmayı böyle gö göstererek anlatamadığın için burada ses olduğu için bana biraz daha uzak geliyor. Böyle daha Zaten aslında biraz orta düzeyde profesyoneliz ama senin de burada yazdığın gibi kendi anlamında sesimi iyi kullanmak, karşı taraftan daha fazla şey alabilmek, öncesinde daha fazla hazırlanmak, bulunduğum ortamın ses akustiğini daha iyi ayarlamak da bir hedeflerim arasında var aslında. Biraz daha hani çok bazen teknik dışına çıkıyorum, çok çıkmamak ama şeyi de çok görmek istiyorum. Yani alakalı olan mesela PM konuşmak istiyorum. Aslında sen PM'lerle konuşuyorsun, sen Deniz'le konuşuyorsun. Mesela ben tam tersi ne yapmak istiyorum? Designer'la konuşmak istiyorum. Yani iş yaptığımız insanlarla. Mesela Senem'le Ceyda buradan selam olsun. Onlarla yaptığım bölüm gerçekten çok güzeldi. 2021'e girmedi ama o bölüm. Yani masanın diğer tarafını dinlemek bazen iyi oluyor. Onlar orada oturuyorlar ve yazılımcılarla konuşuyorlar. Ben de hani böyle şeyleri elimden geldiğince yapmak isterim ama en önemlisi bütün bunların hepsinde hepimizin birbirimize bir şeyler öğretebileceği bir sene olsun diyorum. Güzel bir zaten üretim bandının misyonuyla da bayağı paralel bir şey söylüyorsun zaten. Benim için daha profesyonel hale getirebilmek bu şey. Şimdi buradan da neden bahsediyorum? Özellikle hani Amerika'daki... İngilizce podcast Amerika'da olmak durumunda değil. İngilizce podcastleri falan dinlediğinde ne bileyim işte hep böyle beni rahatsız eden şeyler var. Rahatsız eden derken keşke ben ya yani benim üretim bandıyla alakalı küçük şeyler belki ama ne bileyim bölüm sonunda beğendiyseniz şu 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 bölümler de var veya işte bizi buradan değerlendirebilirsiniz böyle rating bırakabilirsiniz falan gibi hani şeyleri biraz daha böyle sistematik hale getirmek. Bölüm öncesinde bölümün böyle hani güzel bir şeyini hukunu alıp ki onu şeylerde yapıyoruz tanıtımlarda yapıyoruz böyle enteresan bir kısmını alıp başta oturtmak bu sistemi ondan sonra hani şu anda tabii stüdyo yok keşke böyle sabit bir stüdyo olsaydı da hani oradan daha kaliteli ki hani mikrofonlarda bence bizim bir sıkıntımız yok da ne bileyim hep böyle bir hayal ettiğim bir şey setup'ı var yani Şure'nin bir tane mikrofonu var acayip ee, sen de kesin görmüşsündür yani top böyle podcast'lıların kullandığı ondan böyle bir ayaklı ayaklı falan güzel bir ayaklı falan hani o setup'ın olması güzel olurdu o anlamda. Onun dışında hani işin promosyonu tarafına hiç hiç zaman ayırmıyorum. İçeriği farklı şekillerde sunma. Yani şu an 50 dakikalık bölümler ama o dakka o 50 dakikanın içerisinde belki 2-3 dakika çok tek başına bile zaten bir bilgi sunan bir şey, farklı içerik türlerinde hani paylaşabilmek, hani profesyonelleşme olarak aklıma bunlar var yani. Hani bizim için şey sezon sistemine oturtabilmek. Çünkü her hafta bölüm çıkmak benim için şu an zor. Çünkü ya bundan para kazanmıyorum. Şu an ben kendi işimi yapıyorum ve nakitin gelmesi lazım o makinenin dönmesi için sonuçta. O yüzden onlara da vakit ayırıyorum, para kazandığım şeylere de vakit ayırıyorum. Öyle olduğu için de hani her hafta bölüm maalesef çekemiyorum. Hani bu benim de şeyim olabilir. Daha iyi planlansam belki olabilir. Ama hani o şey gelene kadar en azından bir hani sezon mantığını oturtabilmek ki en azından dinleyenler için de bir e beklenti yönetimi olur. Sen onu hani yapabiliyordun. Hani diyeyim ki mesela 10 bölüm çektim ki yani Lumos bunu mesela çok iyi yapıyor. Buradan Mümtaz'a da selamlar. E Lumos diye bir podcast var. Diyor ki işte hani şu kadar bölüm olacak bu sezon. 10 tane bölüm olacak. Code Fiction de yapıyor bunu. E 10 bölüm olacak bu sezon diyor. Ve hani beklentiyi iyi yönetiyor. Bence Orayı daha iyi yönetmem lazım benim. Tematik konulara daha fazla girebilmek, daha derin girebilmek işte konuştuğumuz şey. Bir de yazılım ve teknoloji dışı üreticileri, builderları aslında konuk olarak alabilmek. Bu bir restoran şefi de olabilir. İşte otomotiv sektörünü mesela yapmıştık zamanında. Bu herhangi bir şey olabilir aslında. Yani bir inşaat bile olabilir yani çünkü o da bir üretim süreci. Farklı sektörlerden çok şey önerebileceğimizi düşünüyorum. Son dileğim de o olsun dışından konukları artırabilmek Evet özellikle mesela çok eskilerden Ford bölümü benim çok beğendiğim bölümlerden biri. Otomotivle alakalıydı ve orada gerçekten hani ürün gene o da bir ürün en nihayetinde. Güzel noktalar vardı kişi de zaten konu hatırlamıyorum şu an o da donanımlıydı. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Profesyonellik derken işte hani bu e, ses, işte özet yazı. Buradan Ali Eren bize yardımcı oluyor. Onun çok büyük katkısı var. Geliyor muydun? Okey. Ve <laughs> ben de ayrıca davrandım. Ya gerçekten büyük bir yük alıyor. Hani konuğu bulmak, çekmek bir mesele tamam ama onun özetini çıkarmak, işte highlight'ı oradan alıp o kişinin fotoğrafını koymak, o tasarımı yapmak, bilmem ne sosyal medyayı yönetmek dair mesele. Bize yardımcı oluyor çok sağ sağolsun. Ve güzel de yapıyor. Ona teşekkürlerimi iletiyorum. Ses olarak da çalıştığımız arkadaşlar var. Daha öncesinde çalışmıştık. Şimdi de çalıştıklarımız var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Güzel feedbackler veriyorlar. Biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Onlar sayesinde. Sonuçta bunlar bizim bildiğimiz işler değil ama. Baya bir. Bu sene özellikle ben kendi adıma. Baya bir şey öğrendim. Biz şu anda hani iki podcaster olarak konuşuyoruz. Ama sen de söyledin. Üretim bandının ben omurgası diyorum. Ee, omurgası. Ali Eren Şen'dir. Bütün full isminde söyleyelim. Biz şöyle, biz bölümü çekiyoruz. Bir Google Sheets'imiz var. Oraya notlarımızla bırakıyoruz. Editörümüz, daha doğrusu kurguyu yapan... Buradan ona da selamımızı iletelim. Tarık Çayır ve ekibi. Çay Kahve İnsan YouTube kanalında biliyorsunuzdur belki. Onlar bizim kurgumuzu yapıyor. Onlar kurguyu yapıyor. Tekrardan Google Sheets'e bırakıyor. Sonrası Ali Eren'de. Yani bütün yayınlanması... Bölüm özetlerinin çıkartılması sesin bulunması ve o işte şeyin yapı headliner'dan o sosyal medya içeriğinin hazırlanması vesaire her şey onda ve e, gerçekten hani iş etiği anlamında da çok takdir ettiğim bir insan hani e, şu an üniversitede okuyor ama gerçekten hani hiçbir şeyi geciktirmiyor şey yapmıyor hakikaten çok o anlamda çok çalışkan ve takdir ettiğim bir kişi. İyi bir takım arkadaşı. Tarıkları da hani buradan selam edelim. Hani son birkaç aydır birlikte çalışıyoruz ve çok keyif alıyorum ben açıkçası onlarla birlikte çalışmaktan. Güzel yorumları oluyor. Burcu Gürel'e de buradan tabii selamlarımızı iletelim. Üretim bandı bültenin editörü her şeyi. Geçen hafta 2021 değerlendirmesi de bültenine çıktı. 40 haftadır durmadan o bülten çıktı iki haftada bir. Ya bir de ben burada Burcu'yu gerçekten takdir ediyorum bülten iş o kadar affedersin pis bir iş ki zor bir iş yani hani gerçekten o kontenti toplamak yazmak etmek 40 küsür bölüm yani ben kendi adıma bu biraz gidemez diye düşünüyordum. Ve böyle tematik yaklaşıyor. Yani haber koyarsın Twitter'dan bulursun çat çat yapıştırırsın. O olmuş bu olmuş 3-5 kişi takip edersin ama tematik yaklaşıyor olaylara. O çok güzel yani bu haftanın konusu bu diyor. Bu, bu iki haftanın konusu bu, bu, bu diyor. O diyor bu diyor. 40 sayıdır yapıyor. Müthiş. Umarım bu motivasyonunu kaybetmez böyle devam eder. Oradan da bayağı bir şey öğrendim yani. Hani bakış açısı açımı genişletti. O çünkü çok PM odaklı oluyor, ürün odaklı oluyor. Buradan da ona ben de bayağı bir teşekkür edeyim. Devam etsin. <laughs> ve hani bu kadarız zannedersem. Üretim bandı, kor ekibi olarak ve destekleyicileri olarak. Evet yani aslında çok da kalabalık değiliz ama herkes işini Ali Eren'de de dediğin gibi çok profesyonel ve güzel yapıyorlar. Yani hani sevdikleri belli, bir şeyler öğrendikleri de belli. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. İlk önce tabii sen çok 2021'de üretim bandı topluluğu içinde uğraştın. Bir araya getirmeler yaptın offline'da ve online'da. Birazcık onlardan da bahset istersen çünkü hani podcast'in içerisinden komünite de çıktığı için 2021'de böyle güzel şeyler de oldu. Ama ben onlarda bulunamadım çok fazla. Yok <laughs> Yo, ünye, istiyorum. ünye bölümü senden sorulurdu. Ordu ünye meetup'ı. Bekledim kimse gelmedi. <laughs> Seni bana sordular kafede. Ee, şey yani şöyle hani ekip bu diyoruz ama hani üretim bandı sonuçta bir hani open source hoşuma gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. hani üretim bandı benim kafamda her zaman bir platformda her zaman bir açık kaynağa yakın bir şeyi vardı yani hani bülten Burcu'nun ürünü üretim bandı teknik senin ürünün üretim bandı ürün benim ürünüm gibi hani bir aslında hepimiz üretim bandı platformu üzerinde ürünlerimiz var. Biraz öyle bir yapıda. Hep o şekilde zaten oluşturmaya çalışıyorum bütün o şeyleri ama hani bu ekibin yanında bir de hani 1600 küsür kişiden oluşan bir topluluğumuz var ve bu topluluk içerisinde de çok gerçekten çok aktif olan ayrıca bir 20 30 40 kişi var yani ki hani onları şimdi teker teker isimlerini sayamayacağım ama bu kişiler zaten sürekli Slack'te işte gördüğümüz kişiler hani onlar da bayağı bir canlı tutuyor ve bu canlı tutmak derken hani içerik anlamda değil de üretim bandı, misyonu ve merakını aslında Baya bir DM'den muhabbet de dönüyor bu arada yani hani bizim dışımızda da insanlar kendi aralarında da baya bir konuşuyorlar. O Analytics'ten de görüyorum onu Slack'in Analytics'inden. E, ee, çok güzel bir şey bu. Hani gelecekte nereye doğru gidecek bilmiyorum. Günden güne yaşıyoruz aslında biraz öyle çok böyle bir büyük bir vizyon şeyimiz çok fazla yok ama hani aklımızda olan şeyler var. Oraya doğru adım adım ilerliyoruz. Belki hani yakında hani İngilizce podcast konusunda biraz da böyle bir şey yaparız. Canlıya alınca daha daha da şey konuşuruz yani. Orada da öyle bir düşünceler de var. Bakalım ya bu bizim için güzel bir yolculuk, güzel bir yol. Kendimizi geliştiren başta, sonra çok güzel insanlarla tanışmamıza sebep olan hakikaten hani ekosistem hakkında bana her geçen gün daha da çok umut veren bir e, oluşum. O yüzden dinleyen, okuyan, katılan, takip eden herkese çok çok teşekkürler. Umuyoruz 2022'de güzel bir yıl olur hepiniz için. Üretim bandı olarak da daha fazla offline ve online bir araya geliriz diyorum ve bölümü kapatıyorum. Bir mukabele abi ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Herkese şimdiden 2022'de güzellikler de diyorum. O zaman sevgiler, saygılar diyoruz üretim bandı dinleyicilerine. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.